ölçüde görmüyorlar. Yani bir dakika İsmail. Bu kimin yakalanması Güven? Ha, şüphelinin bombayı bıraktığı iddia edilen kadınla ilgili. Ha bak, paralar var. Dolar mı onlar? Paralar var. İsmail, bunlar Anadolu Ajansı'nda şu anda servis edilen ve şüphelinin bombayı bıraktığı düşünülen kişinin. Evet. Şu anda Türkiye kamuoyu bizden bunları da izliyor, öğreniyor. Eurolar. Eurolar falan var. Yurt dışına kaçış planı mı acaba, nedir? Şimdi tabii kim olduğunu şu anda konuşamıyoruz. Daha resmi açıklamalar gelmediği belli için. Belli resimler falan var ama bilmiyoruz tabii içeride. Şimdi tabii diyorlar ki... Dur çıkarılıyor işte. Kadın bu arada. Kadın evet. Bizde fotoğrafı da var. Birden çok şüpheli var tabii. Ama o fotoğrafı yayınlayamıyoruz şu anda henüz. Daha çünkü kesinleşmiş olmasını... Bakın. Şüpheliler. Bu kadın. Evet. Evet, devam edelim. Evet. BTP. Birincisi BTP ile ilgili diyorlar ki ya bizim zaten komisyonlarımız çalışmalarını tamamladı ve yani sona gelindi, ne katkı koyacak? Gerek yok. İkincisi siyasetten galiba hani denk addetmiyorlar. Üçüncüsü bunu bir emrivaki sayan da var. Yani Meral Hanım diye durup dururken şimdi kendi ittifak yapmak istediği partiyi masaya sokmaya çalışıyor. Benim de kanaatim, genel kanaat de şu. Birincisi zaten BTP ile İYİ Parti ittifak kararı almışlar. Onu söyleyeyim. Biliyorum, bilgi söylüyorum. Tamam. Seçimde ittifak yapacak. Yani BTP İYİ Parti listelerinden seçime girecek. Tamam. Muhtemelen Hüseyin Baş da bir şehirden, Trabzon diye duydum ama bir şehirden birinci sıra milletvekili adayı olacak. İmamoğlu şimdi hatta mı arkadaşlar? Biraz önce rica etmiştim. Şöyle bakalım, Dilan bugün üçüncü kez bağlanıyoruz. Evet Dilan, sendeyiz. Evet İsmail Küçükkaya, Ekrem İmamoğlu dakikalar önce Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi'ndeydi. Şimdi de İstiklal Caddesi'nde esnafı dolaşıyor. Çünkü esnafın morale fazlasıyla ihtiyacı var. Şöyle hemen yönelelim, bir yandan esnafı ziyaret ediyor. Ona sorularımız da olacak tabii. Görüyorsunuz şu anda bir yandan esnafı selamlıyor. Yanımıza da gelecek, ona sorularımız olacak. Kolay gelsin. Şöyle ben de yanına doğru ilerliyorum şu anda. Başımız sağ olsun. Acımız var ama ben her sabah buradayım, tamam mı? Hadi sevgiler, saygılar. Şu anda da efendim. İsmail Küçükkaya ile canlı yayındayız şu anda. Tabii herkesin merak ettiği sorular var. Siz de dakikalar önce Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi'ndeydiniz. Yaralıların durumu nasıl şu anda? Yaralılar oldukça iyi durumda. Yani can güvenliği açısından, can sağlığı açısından bir risk gözükmediğinden doktorlarımız bilgi verdiler. Diğer hastanelerde de aynı bilgi var. Ne yazık ki hayatını kaybeden vatandaşlarımız var. Onun acısını yaşıyoruz, yasını tutuyoruz. Ama şu anda hastanelerde bulunan yurttaşlarımızla ilgili de İyi haberleri almak elbette bizi sevindirdi. Şifa diliyoruz hepsine. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Başımız sağ olsun. Taksim Eğitim Araştırma'da kaç yoğun bakımda hasta var şu an? Onun bilgisini verdiler mi? Yoğun bakımda bir hasta kaldı. O da aslında biraz tedbir amaçlı. Gözüyle ilgili bir sorun olduğundan başhekim bahsetti. Diğerleri servislerde, hatta bir kısmı ile ilgili müdahaleler toparlandıkça da aslında evlerine gönderiliyor. Dolayısıyla tek bir hasta yoğun bakımda olduğu bilgisi paylaşıldı. Gece sabaha kadar yoğun bir biçimde çalışan bütün sağlıkçılarımıza, doktorlarımıza, hemşirelerimize hepsine yürekten teşekkür ediyoruz. Bir de tabii buradaki banklar kaldırıldı. Bu tekrar yerine konulacak mı? Bununla ilgili bir bilgi aldınız mı? Bu da merak ediliyor. Açıkçası yani şu anda bu bir konu mudur, konuşulmalı mıdır? Çok üzücü. Ben bu sabah buraya geldim. Niçin? Tabii ki çevreyi gözlemek ve gözetlemek için. Tabii ki hastanelere uğramak için. Ama bir de ben buraya geldim ve burada vatandaşlarımızla birlikte
Taksim'de, İstiklal'de bir arada huzur için, barış için bir aradayız. Birbirimize moral verelim. Esnafın yüzü gülsün. Ben her sabah geleceğim. Sadece bu sabah değil. Önümüzdeki günlerde bu süreç normalleşene kadar her sabah geleceğim ve esnafımızla çayımızı içeceğim, kahvemizi içeceğim. Herkesi bekliyorum. Hatta önerimdir İsmail Bey bir sabah programını buradan yapsın. İnsanlara moral versin. Bir ucundan öbür ucunu göstersin. Biz de gelelim arkadan böyle selam verelim İsmail Bey'e. Bunu şunun için söylüyorum. Biz bugünlerde bir arada olmalıyız. Ama kalkıp da bir saksıya kusur bulma kafası doğru bir kafa değil. Yani akşam buna müdahale etmek, ilk işmiş gibi buna bakmak doğru bir kafa değil. Onun için ben sağlıklı düşünmeye ama bu türlü düşünceye sahip olanları da Allah'a havale ediyorum. Allah yardımcıları olsun. Yani biz bir arada ortak akılla saksılara göz koymak değil de saksılara suç bulmak değil de saksıları bir arada çalıştırmamız lazım ve ona göre doğru kararlar vermemiz lazım. Allah yardımcımız olsun. Allah'a havale ediyorum onları. Sanıyorum bir soru daha gelecek İsmail Küçükkaya'dan ama duyabilirsem evet. Reciden Dilan. Eğer. Dilan beni duyuyor mu şimdi? Sağlıklı günler diliyorum. Dilan öncelikle İmamoğlu'na bu önerisi için teşekkür ediyoruz ve memnuniyetle kabul ediyoruz. Kendisi de katılsın. Öyle bir yayın yapalım. Geleceğim. Sorum şu. Şimdi dün bir açıklaması olmuştu. Hiç kimse kaygılanmasın, endişe etmesin. 2023 güzel olacak demişti. Ne demek istiyor orada? Onu bir açıklayabilir mi? Çünkü insanların bir kısmında bir kaygı var şimdi. Bir onu sorar mısın? Hem daveti kabul ettiğimizi söyleyelim, yayın yapalım. Güzelliğe bakar mısın? 2023 ile ilgili sorunuzu tekrar alabilir evet, miyim? Evet, dün bir açıklama yapmıştı. Bu olaylardan önce ama bu olaylardan bağımsız olarak söylüyorum. 2023 ile ilgili dedi ki, 2023 çok güzel olacak dedi. Bunu bir hatırlatır mısın bakalım ne demek istiyor? Birazcık detaylandırsın bize lütfen son olarak. Hep beraberiz. Allah korusun. Tamam. Evet. Şimdi davetinizi kabul ettiğini ve çok olumlu karşıladığını söylüyor İsmail Küçükkaya. Bu olaylardan bağımsız 2023 ile ilgili her şeyin çok güzel olacağını söylemiştiniz. Bunu biraz açmanızı istiyor kendisi. Her şey güzel olacak. Barış ve huzur içinde işte beraber gülerek. Birbirimize güç vererek, kol kola olarak her konuda akılla, devletimizin her kurumunu birlikte çalıştırarak, birlikte düşündürerek, birlikte konuşturarak, hele hele bugünlerde bir arada olmayı başararak o şekilde olacak. Cumhuriyete olan borcumuz da bu. Bu 86 milyon insanımıza olan borcumuz da bu. Bu konuda kararlıyız. İstanbul'umuzun her anında, her sıkıntılı anında sokakta tam orada tam merkezinde tam göbeğinde olacağız. Ama öncesinde yetkimiz olan hususlar varsa tedbirlerini alarak ama yetkimiz yoksa da orada gidip devletimizin diğer birimlerinin yanında olup onlara destek olarak onlara güç katarak gerekiyorsa da vatandaşımızın sabah erken saatinde dükkanını açarken onun alın terini silmek, onun koluna girmek, beraber çayını kahvesini içmek Türkiye'nin 2023'te çok güzel olacağı kavramı bununla ibaret. İnanın siyasetin diğer böyle münakaşaları ya da işte tartışmaları, polemikleri boş işler. Doğru iş bu. Bunları yaptığımız zaman 2023'te her şey çok güzel olacak. İsmail Bey programını çok güzel yapacak. Ben belediye başkanlığını çok iyi yapacağım. Bir başkası bir başka konuda çok doğru ve düzgün davranacak. Konu bu. Peki. Hep iyi yayınlar diliyorum. Peki çok teşekkür hayır, ederiz. Güzel. Evet bu şekilde aldık değerlendirmeleri. Esnafı gezmeye devam ediyor Ekrem İmamoğlu. Bunu artık her gün yapacağını çünkü en çok morale ihtiyacımız olduğunu söyledi. Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi'nde de bir kişi var yoğun bakımda olan bunun bilgisini aldık. Biz İstiklal Caddesi'nde an be an takibimizi sürdüreceğiz diyelim İsmail Küçükkaya ve sözü yeniden size bırakalım. Dilan Alp'e ve kameramanımız Murat'a çok teşekkür ediyoruz. Murat Kibar'a ne diyorsun? Yani tabii başkanın İstiklal Caddesi'ne girmesi, vatandaşları gezmesi anlamlı. Dün de işte bugünden itibaren zaten artık orada anmalar olur, etkinlikler olur. Ama tabii diğer anmalar gibi bir süre hatırımızda tuttuktan sonra unutmayalım. Yani ben mümkün olduğunca hemen hemen her terör eyleminin yıl dönümünde hatırlatmaya da gayret ediyorum. Çünkü yani işte işte az önce isimleri saydık. Hı hı. Yusuf'u, kızı Ecrin'i saydık. İşte
Orada bir karı koca çift, Topkaya çifti galiba değil mi? Onları saydık. Bakıyoruz işte eşi Gümüşhaneli, kendisi Rizeli, biri Palulu, efendim Bingöllü, diğeri işte ülke Seyhan'da doğmuş. Yani ülkenin hemen her şehrinden, her bir kimliğinden. Bu arada İsmail, bak kaçış görüntüleri. Şimdi tabii burası İsmail. Onun bir koşu alanı vardı. Şimdi burası İsmail, bir şey diyeceğim. Ha bak. Her yerde kamera var. Şu kişi muhtemelen değil mi? Evet, o zaten askeri evde yapılan aramada askeri kıyafetlere benzer. Evet. Kamuflaj kıyafetleriyle koşuyor. Bak, kaçış, bak. Çarşafa bürünmüş ve kamuflaj kıyafetleriyle koşuyor. Kendisini yakalandı bombalı bu saldırıdan kaçan bir mağdur gibi göstererek kaçıyor. Hmm. Aynısını biz nerede görmüştük? Reyna saldırısında görmüştük. Hmm. Reyna saldırganı da içerideki silahlı saldırıdan sonra bu şekilde yaralı intibası vererek ayrılmıştı. Burada mesele şu. Bir tane kadın görüyoruz biz. Bu paralar nedir? Bu paraların bir izahı gerekir. Bu paralar, şu silahı anlıyoruz ama bunca para, altınlar, orada şeyler var, altınlar var. Bunlar nedir? Birincisi bu. İkincisi, etrafında bir grup erkek var. Bugün gözaltına alınan. Bu kişiler kimdir? Bu kişiler... Şimdi bunlar sorguda tabii. Lojistik için mi buradadırlar? Hmm. Bu kadın Türk vatandaşı değil. Öyle anladık zaten. Bakan Soylu'nun açıklamasına göre Suriye'den gelmiş. Diğer kişiler talimat kimlerdir? Talimat da Kobani'den evet, diyor. Diğer kişiler kimlerdir? Bunun açıklığa kavuşturulması gerekiyor. Aklıma bir şey daha geldi ama sabah. Hmm. Yani bir bilgiye dayalı değil de. Hmm. Şimdi hani olsun, bütün ihtimalleri değerlendiriyorum. MİT Başkanı bir süredir Suriye'ye gidip geliyordu. Evet. El Muhaberat'ın başkanıyla görüşüyordu. Evet. Sonrası Erdoğan da uzun zaman sonra bir böyle normalleşme adımlarından bahsetti. İşte burada Esed olsaydı dedi, Esad'la görüşebileceğini sinyali verdi. Kobani falan deyince hani acaba Soylu da mesela dün dedi ki Amerika'yı işaret ediyor mesela. Daha önce de dedi onu. Amerika, açıklamayı daha önce çünkü dedi. Onlar PYD'yi destekliyorlar. Tabii. Yani şimdi terör örgütlerinin bizim İkna olamayacağımız kendi gündemleri var. Ve onlar terör eylemleriyle kendilerine göre ülke gündemine kendilerini dayatıyorlar. Evet. Yani amaç terörün bu. Mantığı nedir? Hı. Yasa dışı şiddet yoluyla politika yapmak. Öyledir. Onların bakışı odur. Dolayısıyla evet. Şimdi o bir bu bomba bırakarak, terörle birleştirecek, canlı bomba saldırısı yaparak kendi görüşünü ülke kamuoyuna dayatmak için bütün bu saldırıları yapıyor. Kendince çeşitli gerekçeler ileri sürüyor. Dolayısıyla bunlar arasında biri işte Suriye'deki sıkışmışlıktır. Bunlar arasında bunlardan biri Mersin saldırısının gerekçesinde olduğu üzere Kuzey Irak'taki operasyonlardır. Bu ve benzeri nedenler. PKK'nın bu 2015 ve 2016 yıllarındaki, hatta bazılarının IŞİD'den öğrenerek Türkiye'ye aktardığı terör eylemlerinin ortak mantığı şuydu. Türkiye'de biz hakim gücüz. Dediler PKK'ya, HDP'ye verilmiş işte şu kadar milyon, %13'lük oyu kendi mavzerine, kendi silahına mermi yapmaya çalıştı. Halkın HDP'ye verilmiş millet iradesini gasp etti. Ve maalesef o tarihte HDP buna kayıtsız kaldı ya da bu sürece müdahale edemedi. Ve bu hatta Demirtaş'a ayar vermeye falan kalktılar. Şimdi aynısı oldu, şimdi ukala diyor, sen ne biliyorsun diyor. Şimdi dolayısıyla PKK... bu yolla, bu türden terör eylemleriyle kendisini PKK'da, IŞİD'de, diğerleri de bu yolla kendilerini korku alanı yaratarak, bir dehşet saçarak, terörün zaten sözü karşılığı odur, dehşet saçarak, korku yaratarak kendi gücünü domine etmek, o coğrafyada hakim kılmak ve kendi sözünü hakim kılmak. Maksadı bu. Peki. Fakat bu Türkiye'nin 40 yıllık terörle mücadelesinde hiç karşılık, bu ölçüde etkisini göstermedi, karşılık bulmadı. Şimdi terör eylemini kim yaptıysa, burada PKK, PYD deniliyor. Evet. Adı ne olursa olsun, öncesindeki, sonrasındaki, bundan sonraki olaylar. Arkasındaki murat, amaç ne olursa olsun, son soru bu. Evet. Onlar şiddet marifetiyle toplumu terörize etmeye ve politik bir takım amaçlar elde etmeye çalışıyor olabilirler. Bütün seçenekler de geçerli olsa bile, bize, sana, bana, halkımıza, hepimize düşen nedir? Son soru bu. Bir kere biz ortak vatanımızı koruyacağız. Ortak vatanımızı, bir vatanımız var, onu koruyacağız. Bu coğrafya içerisinde şiddete başvurmadan her görüşü hemen hemen savunabilirsin. Her görüşü savunabilirsin, tartışabiliriz.
Şiddete başvurmadan fikren boğaz boğaza da gelebiliriz. Partiler bunun için var, demokrasi bu sayede var. Eğer siz görüşlerinizi aykırı da olsa, sarsıcı da olsa görüşlerinizi ifade ederken benim kabul etmeyeceğim, bana ters gelebilecek iddialar ortaya atarken mağdur oluyorsanız, hukuk tarafından yaptırıma, siyasetten yaptırıma uğruyorsanız hakkınızı savunacağız. İfade hürriyetini savunacağız. Ama siz kendi düşüncenizi, kendi amaçlarınızı toplumun geri kalanına silah doğrultarak, tehdit ederek, bomba koyarak, canlı bomba göndererek hakim kılamazsınız. Buna izin vermeyeceğiz. Bu mümkün, hiçbir zaman mümkün olmayacak. Türkiye, Türk toplumu, Türk devleti öyle bir bombayla yıkılacak bir devlet değil. Bu toplum bir bombayla dağılacak bir toplum da değil. Bunun hala düşünülememesine de şaşıyorum. Ancak bu Türkiye'de şu atılan bomba küçük de olsa var edebildiğimiz, yani uzun sürede baskıların sonucunda gene de var edebildiğimiz demokratik alanı iyice daraltmaktan başka bir sonuç vermeyecek. İfade hürriyetini, efendime söyleyeyim, söz hakkını, örgütlenme hakkını, eylem hakkını daha da ortadan kaldırmaktan başka bir sonuç vermeyecek. İnsanların sesi kısılacak bu eylemler, bu terör eylemleri nedeniyle. Şu manzarayı görmüyorlar mı? Ya buraya bir bomba bıraktınız, bir bomba, alçakça bir bomba bıraktınız. Bak orada bir Rizeli gitti, bir Gümüşhaneli gitti, bir Palulu, Bingöllü gitti, bir Adanalı gitti. Bunların hepsi sizin olağan hedefiniz haline gelmiş. Bunlar arasında Kürt ayırmamışsınız, Türk ayırmamışsınız. Terör zaten bu değil mi kardeşim? Ve siz orta yere bu bombayı bırakmışsınız. Buradan bu bombayı koyan, bugün PKK, dün IŞİD, öbür gün bilmem ne. Hiçbiri siyasal amacına bu yolla erişemeyecek. Son dedim ama bir cevap hakkına da saygı duyuyoruz. Murat İde